Yağ Efsaneleri başlıyor. Yağ Efsanelerinden merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile birlikteyiz ve sizlerden gelen bir soruyu yönelteceğim. Biliyorsunuz artık günümüzde küçük hacimli motorlar ön plana çıkmaya başladı. Hem küçük hacimli motorlar aynı zamanda da yüksek güç veren motorlar bunlar. Örneğin EcoBoost motor 1 litre hacminde 3 silindirli ve 125 beygir güç üretiyor. Böyle bir motorda hala aynı yağları mı kullanacağız yoksa bunlarda farklı bir yağ mı kullanmak gerekiyor? Böyle motorların yağ tüketim ömrü nedir? Genelde hani 15 bin ya da 20 bin lira yükseldi yağ değiştirme oranı ya da yılda bir diyoruz biz ona. Bu motorlarda ne tür bir değişim oranı zamanı kullanacağız? Ben yine ne yazık ki aynı cevabı vereceğim. Üreticiler ne öneriyorsa o yağ kullanılacak. Ama yağ değiştirme periyotları zaten motor üreticileriyle yağ üreticilerinin birlikte yaptıkları seneler süren laboratuvar testleri neticesinde hangi yağ kullanılacağı belirleniyor. Ve bu belirlenen yağ da mutlaka ve mutlaka bildiğimiz klasik 15 bin, 20 bin, 30 bin periyotlarında değiştirilecek şekilde geliştiriliyor. Yani düşük hacimli motorlarda çok daha kısa sürede yağ değiştirmek diye bir şey söz konusu değil. Ağırlıklı olarak sentetik yağlar kullanılıyor. Ve de motorlar biliyorsunuz demin özellikle bahsettiğiniz en son ödül kazanan Ford'un 1000cc'lik Duratec motoru 125 beygir üretiyor. 125 beygir üretirken de 125 beygir normalde 1600 cc'lik bir benzinli motorun ürettiği bir güç. 1600 cc'lik bir motordan çok daha az yakıt harcıyor. Hatta eş gücündeki dizel motorun yakıt harcamasına çok yakın oranlara kadar indirilmiş motorlar. Bunlar esasında bugünkü yüksek teknolojinin ürünü motorlar. Yani kuşkuyla bakmamak lazım. Buradan bir 20 sene 30 sene önce geri dönecek olursanız işte Amerikan otomobillerinde V8 6-7 litre hacmindeki motorlar ancak bugünkü 120-130 beygiri üretebiliyordu. Bugünden bugüne teknoloji tabii çok hızlı ilerliyor. Meteoroloji çok hızlı ilerliyor. Dolayısıyla bunlar kuşkuyla bakılacak motorlar değil. Bugünkü teknolojinin ürünü olan motorlar nasıl artık eski 6-7 litre hacmindeki motorlar düşünülmüyorsa eminim 120-130 beygir güç üretmek için 5 sene 10 sene sonra 1600 santimetre küp 1300 santimetre küp motorlar bile düşünülmez hale gelecek. Peki bu 1 litreye indirgenmesinden kaynaklanan sıkıştırma oranlarının artması herhalde söz konusu. Daha fazla sıkıştırmaya maruz kalan yağ buna nasıl dayanacak? Dolayısıyla ömründe bir azalma ya da eksiltme konusunda bir artış söz konusu olacak mı? Şimdi yağ direkt yanma odasına girmediği için esasında çok yüksek sıkıştırmaya tabi olmuyor. Hı hı. Yani esas büyük patlama pistonun tepesinde yüksek sıkıştırma oranı ve bununla birlikte oluşan turbo boost'la oluşuyor. Hı hı. O noktada esasında yağ yok. Çünkü yağdan arındırılmış bir bölge. Segmanların üzeri silindir kapağıyla segmanların arasındaki bölge. Dolayısıyla orada bir yağın direkt bu sıkıştırmayla karşılaştığı bir nokta yok. Ancak yağ piston kolları vasıtasıyla, piston kollarının crankshaft'a hareketi iletmesiyle piston kollarının bu darbesini emiyor. Orada da ana yataklarda ve kol yataklardaki yağın yaptığı film tabakası bunu fazlasıyla karşılayabiliyor. Peki sorumuza dönecek olursak özetle şunu söyleyebilir miyiz? Motor hacmi küçülüp güç artmış olsa bile biz hala bugünkü teknolojiyle üretilen, bugünkü teknoloji dediğimde aslında ileri teknoloji yağlar. Bu yağlar bu motorlar için yeterlidir diyebilir miyiz? Çok rahatlıkla diyebiliriz. Ben şöyle bir motor sporlarından şöyle bir örnek verebilirim. Formula 1 araçlarında 1,5-2 litrelik hacimlerle benzinli motorlarda 1000 beygire yakın güç üretiliyor. Bu motorlarda da aynı teknolojideki yağlar kullanılıyor. Evet, önemli bilgiyi daha seyircilerimize paylaşmış olduk. Teşekkür ediyoruz Serdar Bostancı'ya. Sevgili seyirciler, yağ efsanelerinde önümüzdeki hafta bir başka konuyla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Yağ efsaneleri sona erdi.